Usta, bu William Tell var ya, William Tell. Evet. Bunun kullandığı bir alet vardı. Onun adı neydi? Bu ok vardı ya bu. Basınca fırlatıyordu hani. Normal ok değil de. Vallahi. Onun adı neydi yani? Onun adını merak ediyorum. Yay değil miydi? Yay değil abi. Başka bir ismi vardı. İsmini tam hatırlayamadım. Ben hatırlayamadım yani. Vallahi bilmiyorum. Tamam kardeş, sağ olasın. Hanımefendi, bu devlet protokolünde Cumhurbaşkanı'ndan sonra kim geliyordu? Hangisi geliyor? Teşekkürler. Şu dünyada denge gibisi yok. Aman ha, ne yap et dengeni koru, onu bozma. Ama İsmail işin içine girerse denge mi kalır insanda? Ah İsmail, bir insanların dengesini bozmadığın kalmıştı. Onu da yaptın ya. Kolunuza takıyorsunuz bunu. Takın bakalım dengeler. Şimdi ama ufak bir test yapmamız lazım. Size veriyorum. Çok küçük test. Tanıtım amaçlı yapıyoruz ya. Anladım. Buyurun, çok fazla vaktiniz almayacak. 3-5 dakika. Tamam, evet, hadi. Ver bakalım. Şimdi. Evet. Şimdi... Gözünüzü kapatıp birkaç kere etrafınıza dönmeniz gerekiyor. Sonra bunu takacağız, öyle deneyeceksiniz. Evet, sizi dengede nasıl sağladığını göreceksiniz siz de. Bunun testini yapıyoruz. Belçika markası. Şu anda işte Belçika'daki yöneticiler bütün ülkelere dağıtıyor bunları. Test yapın ve tanıtın diyor. Ücretsiz dağıtın diyor. Normalde bunlar 30 lira civarı falan. O nesini sağlıyor? Vücutun mesela tansiyonun falan yükselir düşerse, evet, zaten. İyon yon 90 elementi var bunun içinde. Pozitif enerji veriyor. Dengede kalmanızı sağlıyor. Baş dönmelerinde falan böyle onları dengeliyor. Şimdi istiyorsanız ufak bir testimizi yapalım. Şimdi ayağa kalkalım. Kalktık burada. Kalktık. Dönelim şimdi ama gözünüzü kapatıp birkaç tur atın. Sonra bileklikle beraber. Gözümü kapatıp mı? Evet, gözünüzü kapatıp döneceksiniz. Evet. Evet. Yeter. Evet, şu anda tamam. Şimdi bilekliğimizi takarak deneyeceğiz. Şimdi bir daha deneyelim. Evet, aynı şekilde gözünüzü böyle dursun, hiç önemli değil. Gözünüzü kapatıp dönün. Tamam mı? Şu anda nasıl? Daha dengede hissettiniz mi kendinizi? Vallahi öbürkünde iki kere döndüm. Bunda... Takarak? Bunda? Üç sefer döndüm ama... Üç defa. Oluyor mu? Ama işte yani pek bilemedim ben. Ama zaten belli bir süre sonra vücut alışıyor. İnsanları daha dengede tutmayı sağlıyor. Klonometre tutacağım. Oturun. Bir takıp deneyelim. Tekrar klonometreyi tutacağım. Nefes... tutacaksınız. Nefesinizi. Evet. Şimdi basınca başlayacak. Söyleyince başlayacaksınız. Başladı. Tamam. Fazla olduğu zorlanırım. Evet. Tamam. Kaç saniye? Bir daha bakalım. Ben demin gördüm, 37 idi. Durdurduk. 37 idi. Dur. Bir dakikada kaç saniye vardır? Bir dakikada. 60. 60 saniye. Siz bir dakikanın altındasınız ama normalde de zaten rekor 178 saniye. Takriben kaç dakikaya tekabül ediyor? 178 saniye. 180. 3 dakikaya yaklaşık. 3 dakikaya yaklaş. Evet. Şimdi derin nefes aldığınız zaman... şimdi hangi organımız doluyor nefes aldığımız zaman? Ciğerlerimiz doluyor. Ciğerlerimiz, evet. Derin nefes aldığınız zaman mesela o ciğerlerimizi aslında daha rahat genişletebilme olanağı sağlıyor. Şimdi öteki testimize geçelim. Şimdi ayağa kalkalım. Bileklikle beraber değil mi? Şu anda bilek var. Evet, bileklikle bir şekilde kalsın. Şuraya gelelim. Bu tarafa dönük olun. Böyle. Tek ayağınızı kaldırır mısınız? Tek ayak üstünde biraz durmanız gerekiyor. Kaldırın. Şu anda evet, elinizi kaldırın, ayakla beraber elinizi kaldırın, şöyle başınıza doğru koyun, bir elinize şöyle uzatın, zıplayın biraz,
Birkaç kere zıplayın. Ama işte o dengeyi sağlayacak o. Dönün, dönün, dönün. Dön, 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 dön. Bak, tam dikdörtgen gibi olsun. Şöyle yukarı kaldırın burnunuzun hizasında, burnunuzun. Biraz dokunmaya çalışın. Şimdi bir kere zıplayın. Evet. Zıplayın. Tam 90 derece. İşte yani olmuyor. İşte bu olmasa bu kadar zaten döndüremezsiniz kolunuzu. Bu mu sağlıyor? Evet, bu kadar döndürmenizi sağlayan bu. Şimdi şöyle yapın. Çömelin. Ben askerliğimi yaptım ama. Bu ne? Komando yürüyüşü müydü bu? Evet. Nerede yaptınız askerliği? Ben Denizli'de yaptım. Denizli'de. Denizli'nin nesi meşhurdu? Horozu. Horozu. Buyurun oturun. Bundan bir şeye verdik. Bu Barcelona'nın kaptanı var. Barcelona. Biliyor musun Barcelona'yı? Biliyorum. Barcelona. İspanya'daki arkadaşlarımız onun kaptanına verdi. Kimdi o kaptanı? Fio. Fino. Fio. Fio. Fio esasında. Fio. Fio. Puyol. Puyol ha. Ona vermişler. Çok teşekkür etmiş. O çünkü dengede kalması lazım futbolcuların ya. Kollarınızı açın. Şöyle şey olur ya. Hani break dance yaparlar ya. Şuradan alır böyle. Buradan alın oraya verin. Ya yapamam öyle. Bir dakika ben vereyim size. Siz alın oradan oraya. En son orada bırakın. Oradan bırakın. Evet. Bir daha son bir kez daha deneyelim. Sen de oradan ver. Kolunu uzat. Uzat kolunu. Biraz geniş. Sen oradan ver. Ver oradan. Alın. Bırakın. Ver oradan. Bırakın. Siz oradan bana verin. Al buradan. Yolla gitsin. Bakın denge. Bunların hepsi denge. Kalkabilirsiniz. Şöyle kalkalım. Elinizi bana doğru şöyle uzatın. Şöyle. Tam düz tutun. Evet. Ben size dengede kalmanız için tam 5 tane soru sordum. Bunların 5'ini de bildiniz. Tonga'ya düştünüz. Hayırlı olsun. Sen burada görevli misin? Bıraktım kardeşim seni. Paran da orada. Nerede? Paran da orada, bu da orada. Gidiyorum ben. Ben size... Bu kamera şakası mıydı? Size ama 5 tane soru sordum, 500 lira kazandınız. TRT için yaptığımız Tonga programının küçük bir şakasıydı ama size para kazandırmak için yaptık bunu. Öyle şöyle mi? Şuraya doğru bir bakın. Bir şey görebiliyor musunuz burada? Yok, göremiyorum. Kamera göremiyor musunuz? Evet, tamam. Şöyle bir el sallayın oraya doğru. El sallayın, evet. Doğru mu? Bir de şuraya. Ha, oraya da. Öyle şöyle mi? Gelelim. Nerede orada kamera? Bak, ha, görüyor musunuz? Karşıda. Oradan çekiliyor.